Selamlar sevgili değerli arkadaşlarım hoş geldiniz. Öncelikle umarım keyifleriniz yerindedir. Bugün yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugünkü videonun konusu Family CP hakkında olacak. Birkaç arkadaşımızın belki de çoğu arkadaşımızın merak ettiği bu yeni gelen özellikten sonra bu Stars Constellation etkinliğinden modundan sonra arkadaşlar biliyorsunuz ki girebilmeniz için 55K CP olması lazım. Ya bunu da Family CP ile yapabiliyorsunuz. Toplamda 6 karakter sokabiliyoruz buraya. Bu soktuğumuz 6 karakterin de toplam CP'si 55k olmalı minimum. Ee, gördüğünüz gibi ben de giremiyorum zaten. Şu andaki karakterim Velia Server'ında. Ee, ikinci karakterim bu benim. Ee, diğer karakteri oynuyorum Balenos'ta biliyorsunuz zaten. Bir yandan da bunu kasmaya çalışıyorum. O yüzden Family CP'yi nasıl arttırabilirsiniz taktikler tavsiyeler vereceğim sizlere. Ee, videoya da bir 60 like gelirse arkadaşlar çok güzel olur. Ee, i̇zlerseniz de sonuna kadar bilgisi olmayan arkadaşlarımız da gayet de bilgileneceğinden eminim. Ee, yorumlarda da fikirlerinizi, önerilerinizi bekliyorum arkadaşlar. İsterseniz videoya geçelim hemen. Öncelikle bir numaralı en önemli benim gördüğüm, yapmanız gereken şey şöyle göstereyim. Hat yani kısmına geldikten sonra mağazamıza geliyoruz arkadaşlar. Karakter... Expansion'a almamız gerekiyor Slot açmanız gerekiyor Ne kadar çok karakter slotuna sahipsiniz Ne kadar çok karakter açabilirseniz O kadar iyidir o kadar family cp'nize Etkisi var şu şekilde göstereyim Hepsi yok zaten bende Şöyle Tekrardan hat mağazaya geldiğimizde Neredeydi Miss kısmına Geldiğimizde ETG kısmında olması lazım aynen Şurada görüyorsunuz şu arkadaşlar Karakter slot expansion Kuponuna ihtiyacımız var Alabiliyorum ben zaten istesem alırım. Toplamda maksimum 11 kere alabiliyormuşuz. Ben de şu anda 6 tane almışım. 11 olduğu için 5 tane daha alabiliyorum. Bunu kesinlikle alın arkadaşlar. Maksimum alın. Alabildiğiniz kadar alın ki açabildiğiniz kadar da yan karakter açarsınız. Bunu yaptıktan sonra tek yapmanız gereken zaman ne olacak? Bunu da unutmayın. Bir anda zor arkadaşlar 55k'ya yeni başlayan veya bir aydır oynayan arkadaşlarımız için bu Family CP'sini 6 karakterini 55k CP'ye ulaştırması biraz kolay olmayacaktır tabii ki de para kasmanız, farm yapmanız, şanslı olmanız lazım biraz da emek harcamanız, zaman harcamanız gerekiyor. Bu faktörü kesinlikle unutmayalım öncelikle. Daha sonra şöyle göstereyim ben size. Karakterlerimiz bu şekilde. Şu anda tower'da olduğu için buradan tower'dan bir onları almam gerekiyor. Zaten tower'ımız da bitmiş. Gayet de güzel. Hadum Tower'a göndermiştim. Şu şekilde. Öncelikle ana karakterimi göstereyim. Şurada en altta Family CP'yi görebiliyorsunuz. Benim 30k Family CP'm var. Ee, zaten uğraşmadım Family CP ile. Ana karakterim bu şekilde. Ee, 10392 CP'si var. Şöyle. Örneğin bir alt karaktere geçelim arkadaşlar. En iyi alt karakterinde şu. Geçen biraz uğraştım. Onu da göstereyim sizlere. Ee, onun da 8K CP'si var. Yavaş yavaş zamanla bunları arttırmanız gerekiyor. İtemlerini geliştirmeniz gerekiyor. Ana karakterinizi nasıl geliştiriyorsanız aynı şekilde yavaş bir şekilde zamanla olacak tabii ki de. Alt karakterlerinizi de geliştirmeniz gerekiyor. Kırmızı hediye gelen setleri ben buna taktım. 40 yaptım mesela daha sonra uyandırdım arkadaşlar. Bu şekilde uyandırırsanız ki CP artışı daha güzel olacaktır. Mesela artı 30 bunu taktım 53 AP 53 diye P veriyor. Buradan CP alışımız var Amblem zaten bütün karakterlerinizde, ailenizdeki bütün karakterlerde aynı e, otomatik takılıyor arkadaşlar. Takılar bu şekilde. Bunlara bunları uyandırmadım mesela. E, dediğim gibi çok fazla uğraşmadım. Hem de video çekerken sizlerle birlikte yaparım diye. Silahlar bu şekilde. Alt özellik takmanız gerekiyor. Şu şekilde atak 15, defans 23 gibisinden alt özellikler ekleyebilirsiniz. Pi alabileceğiniz yerler Özellikle ana silah, bu alt özellik ekleyerek CP alabileceğiniz e, ekipmanları söyleyeceğim şimdi sizlere. Ana silah arkadaşlar, alt silah, e, bir de göğüslük olmalı. Aynen göğüslük. Ekipman olarak üçünden CP alabilirsiniz sadece. E, alt özellik olarak demek istediğim de şu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Awakening yani muhabbeti. Şöyle gösterdiğimde buraya CP alacaksınız. Daha sonra buralarda da alacaksınız. Bunda var mesela 8 ve 9. Şöyle ama maalesef şeyimiz yokmuş. Buradan da bakabilirsiniz. Awakening yaptıktan sonra bu Awakened Enchantment'lara CP hepsini alabilirsiniz. Ama e, bu üstlerine alamazsınız. Sadece e, silah, alt silah bir de göğüslüğü alabilirsiniz. Şöyle görüyorsunuz zaten normal alt özellik. Bu diğer İki, üçüncü ve dördüncü özellikleri biliyorsunuz ki Awakening yaptıktan sonra alabiliyorsunuz, ki hepsinde de CP alabiliyorsunuz. O yüzden sıkıntı yok. Biraz kafa karışmış da olabilir. Kafayı karıştırdıysam kusura bakmayın. Şöyle baktığımızda bu karakterimiz zaten 8K CP'si var. Karak bunları uyandırmanız lazım arkadaşlar. Ben diğer bir çara geçeceğim şimdi. Orada göstereceğim sizlere. Daha anlaşılır bir şekilde olur umarım. Mesela nova karakterimiz var. 71 level olmak üzere 5700 CP'si var. Şöyle itemleri bu şekilde. Mesela gayet de güzel bir örnek olur diye düşünüyorum. Öncelikle bankadan birkaç bir şey almam gerekiyor. Şöyle taşlarımızı aldık arkadaşlar. Takılarımızı aldık. Takıları da kesinlikle alın. Ne varsa onları deneyeceğiz zaten. Şu rezidüoları aldık. Ee, başka alabileceğimiz şu anda pek bir şey ee, göremiyorum ben açıkçası. Artı 5 totemimizi alacağız kesinlikle. Bu kristaller en son iş olarak ee, kullanabiliriz onları. Şimdi seçmeniz gereken itemler nasıl olmalı? Biliyorsunuz ki bu item uyanmaz arkadaşlar. Neden mi? Hemen göstereyim size. Şöyle bir örneğin canlı canlı gösterecek olursak. Sonuna kadar bir basalım. Umarım ki 40 olur. Ama zannetmiyorum 40 olacağını da. Evet çok güzel. 40 oldu. <laughs> Itemimizi 40 yaptık. Daha sonra nereden uyandırıyorduk? Blacksmith'ten uyandırıyorduk bunları. Hemen Blacksmith'e geldik. Cheer Awakening kısmına geldik. Gördüğünüz gibi item gözükmüyor arkadaşlar. Göğüslüklü, zırhtı zaten. E, uyandıramıyoruz. Bu şekilde itemler seçmeyin. Çünkü bu item tek slot. E, çift slotlarda deneyelim isterseniz hemen. Şu şekilde. Bir tane defans cheer'ı alacağız sizlerle birlikte. Çift slot olan. Armora ihtiyacımız var. Ee, mesela Taritas arkadaşlar çift slot, çift kristal slotu olan bir item kendisi. Bunu da deneyeceğiz. Ee, kanıtlı bir şekilde sizlere göstereceğim, uygulamalı şekilde. O yüzden videoda uzun olursa kusuruma bakmayın. Ee, transfer diyeceğiz, aktaracağız. CPC de arttı gördüğünüz gibi 85. E, hızlı bir şekilde CP kasmak istiyorsanız zaten biraz e, daha güzel kıyafetler almanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi iki çift slotlu e, taritasta da olmadı. E, bunu da uyandıramıyoruz maalesef. Kesinlikle bu itemleri seçmeyin. Seçeceğiniz itemler belli arkadaşlar. Gurunil. E, Gurunil armor seçeceksiniz. Turuncu olacak tabii ki de. Şöyle göstereyim. defans Armor kısmına geldik. Ultimate grunil olacak şu arkadaşlar 139 m bayağı da pahalanmış ilerlere doğru giderseniz de 192 m'ye kadar <laughs> 192 m'ye kadar çıkabiliyor fiyatları şu şekilde e, bu da çift kristal slotlu önceki de öyleydi ama maalesef e, onları uyandıramıyoruz o yüzden tek slotları ve bu taritas gibi çift slotları uyandıramıyoruz sadece grunil ve üstünü uyandırabiliyoruz arkadaşlar ultimate grunil armor olacak. Cin Grunil olabilir, şöyle göstereyim. Bunların setini yapacaksınız karakterlerinize. Bunlarla işiniz yok. Kalas Armor, Shamir, Mohrik, bunlar hepsi çöp arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi Cin Grunil de burada. Ee, şu an çok saçma bir şey var şu anda. Cin Grunil Armor 116 mi arkadaşlar. Ben bunu alacağım. Ee, saçma olan şeyi de göstereyim size Normal grunil Neden bu kadar pahalı Ultimate grunil armor görüyorsunuz 139'dan 190'a kadar gidiyor Jin grunil yapabilmeniz için Bundan 3 tane almanız gerekiyor Üçünü 3 üç tane grunili birleştirip Jin grunil elde ediyorsunuz ama 139 ile 3'ü çarparsanız O kadar fiyat harcayacağız Ama biz direkt jin grunil aldık Fiyatı da e, şu şekilde 116 ile 141 rem bir tuhaflık var burada ama biz karımızı yaptık. Bu şekilde aldık. Şimdi hemen göstereyim örnek olarak. Transfer öncelikle aktarmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi 285'ten 297'ye bir CP artışımız da oldu zaten. Ek olarak hemen şöyle göstereyim. 3 kristal soketleri var bunlarda zaten. O da gayet en az bir 10 CP'lik kristal taksanız 30 CP buradan gelecektir kafadan. Hemen uyandırmaya geldiğimizde Jir Awakening gördüğünüz gibi burada işaretimiz belirdi. Ve uyandırabiliyoruz. Şu şekilde uyanacak arkadaşlar. 364. 40 M'de bir para alıyor. Her uyandırmada her part parçaya göre bir fiyatlandırması var. Onu da göz önünde bulundurunuz. Şu şekilde itemimizi, ekipmanımızı, zırhımızı uyandırmış bulunuyoruz. 297'den 364'e CP'miz arttı tavsiyelerim bu şekilde. Bu şekilde silah e, Jin Grunil veya en az Grunil set yapmanız gerekiyor alt karakterlerinizi. Ve en az artı 25 artı 30 yapmanız gerekiyor. Ki 55 k içinde e, rahat bir uyanış upgrade'i de yapmanız gerekiyor. Mesela bunları uyandıramıyoruz zaten. Ben bunları değiştireceğim zamanla. Tek bir videoya sığmaz arkadaşlar. Mesela örneğin oto ekip dedik. Gördüğünüz gibi e, 5700'lerdeydi. 6200 CP'ye getirdik karakteri. Bu da ne yapar? 30K'dan family CPU 31K'ya geldi mesela. Sadece bir karakteri birkaç bir değişiklik yaparak bu kadar arttırabildik arkadaşlar. Sizler de <laughs> çok kolay e, bu şekilde adımlar uygulayarak CP'nizi arttırabilirsiniz. Ve paraya ihtiyacınız var. Bunu kesinlikle unutmayın. Dediğim şekilde o buradan slotları almayı unutmayınız karakter slot expansion ek olarak iki tane de bunu alabiliyorsunuz. 120 beyaz inci ile 240 beyaz inci iki tane alabilirsiniz. Bunları almak istemiyorsanız, para yatırmak istemiyorsanız si ee, siyah ile alabilirsiniz bunları. Maksimum 11'e kadar 11 tane alabiliyorsunuz zaten. Şöyle ee, başka bir nokta bu takıları da uyandırırsanız daha sonra alt özellik eklerseniz şu şekilde 13 atak, 13 defans gibisinden. Hepsini eklerseniz zamanla olacaktır. Bir anda olmaz. Çok fazla materyal gidiyor farkındayım. Ee, geliştirirsiniz arkadaşlar bu şekilde. Kostüm de üretebilirsiniz. Kostümler birleştirebilirsiniz. Çok fazla yol var ee, alt karakterleri geliştirebilmek için. Ana karakterinize mantık olarak ana karakterine neler yapıyorsan alt karakterlerine de onları yapmak zorundasın bu oyunda. Çünkü çoğu e, mod, çoğu yenilik Family CP ile alakalı olacağı için... Alt aile karakterlerini kullandırmanız zorluyor. Bu etkinlik olduğu gibi ki bu etkinlikle gerçekten güzel paralar kasılıyor. O yüzden umarım videoda faydalı olmuştur. Bilgisi pek bilgisi olmayan arkadaşlarımız için de. Videoya bir like atmanız benim için yeterli. Discord sunucumuza da katılabilirsiniz arkadaşlar. Canlı olarak anlık olarak mesajlaşmalar, bilgiler, fikir alışverişi, bilgi alışverişi yapabilirsiniz. Şimdilik kendinize iyi bakınız.